Birileri planlar yaparken, birileri bunun bedelini ödüyor. Evet, ödeyen birileri bizleriz. Ekonomiler yerle bir oluyor. Yetmezmiş gibi tam aşı çıktığı sırada mutasyona uğramış hali ortaya çıkıyor. Dikkat edin, tam da aşı çıktığında piyasaya yeni bir versiyon sürülüyor. Bu da planı yapanların bize "Bu iş daha bitmedi, biz daha hedefimize ulaşmadık" şeklinde bir mesajıdır. Bizi nelerin beklediğini duymaya hazır mısınız? Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan ilk COVID-19 vakasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen virüsün ilk ortaya çıktığı yer araştırmaları hala devam ediyor. İtalya'da yapılan araştırmalarda virüsün 27 Ekim'de 23 İtalyan vatandaşında görüldüğü bildirildi. Çinli makamlarsa ülkedeki ilk vakaların yaz aylarında çıkmış olabileceğini belirterek virüsün Wuhan'daki hayvan pazarından çıkmadığının kesinleştiğini açıkladı. 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı açıklanan ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan COVID-19'un ortaya çıkış tarihinin daha eskiye dayandığı ve Aralık ayından önce görüldüğü açıklandı. Business Insider'ın haberinde Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'un doğrulanmış ilk vakasını açıklamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından yapılan açıklamaya göre virüsün Wuhan'da tespit edilmesinden aylar önce Avrupa ve Çin'de olduğu ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklamalarda İtalya'da virüsün ilk kez 21 Şubat'ta Lombardiya'da görüldüğü bildirilirken, Roma Çevre ve Sağlık Departmanı'nın yaptığı araştırmada COVID-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortaya çıkma tarihinden çok daha önce İtalya'da görüldüğü açıklandı. Lombardiya bölgesindeki kişilerden alınan kan örnekleriyle yapılan araştırmada 23 İtalyan vatandaşında 27 Ekim tarihinde COVID-19'a rastlandığı bildirildi. İtalya'da Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada da Ekim 2019'da İtalya'da 4 vakanın görüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Çin'de yapılan araştırmalarda da Wuhan'da yapılan analizlere göre virüsün yaz sonlarında Çin'de olabileceği açıklandı. Araştırmalarda virüsün hayvandan insana tam olarak ne zaman sıçradığının belirlenemeyeceği belirtildi. Wuhan'daki yetkililerin 31 Aralık'ta gizemli ve yeni bir virüs olarak Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdikleri COVID-19 ile ilgili South China Morning tarafından yayınlanan araştırmada Çin'de ilk virüs vakasının 17 Kasım 2019'da gerçekleştiği belirtildi. SCMP'ye göre Çinli tıp uzmanları o dönemde görülen hastalardan alınan örnekleri yeniden analiz ederek Kasım ve Aralık ayları arasında 60 COVID-19 vakası saptadı. Bu analizde Wuhan'ın da içerisinde olduğu Hubei eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki bir kişinin ilk COVID-19 hastası olduğu bildirilirken, Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre ilk vakaların başlangıç yerinin Wuhan'daki hayvan pazarı olmadığı kesinleşti. Wuhan'da tespit edilen 41 COVID-19 vakasını inceleyen uzmanlar, aralarında 13 kişinin hayvan pazarına bir kere bile gitmediklerini belirtirken, dünyanın önemli tıp dergilerinde The Lancet'te yayınlanan raporda da Mayıs ayında yapılan araştırmada hayvan pazarındaki hiçbir hayvanda COVID-19'a rastlanılmadığı belirtildi. Trump ise bir şeyler bildiğini iddia ediyor. Tarihi seçimde hezimete uğrayan ve hiçbir dayanağı bulunmayan hile iddialarını sürdüren ABD lideri, bu kez dünyayı kendisine güldüren bir hamleye girişti. Trump'ın retweet ettiği "Bir seçim nasıl çalınır?" başlıklı video, 2020 seçimi ve COVID-19'un kökeni hakkında bazı iddialar içeriyor. Seçim sonuçlarına dair şüphe uyandırma çabalarına devam eden Başkan Donald Trump, pazar günü 2020 seçimleri etrafında şekillenen bazı komplo teorilerinin bulunduğu bir videoyu retweetledi. Bu teorilerden biri, koronavirüsün Trump'ın imajını lekelemek için tasarlandığına yönelik tuhaf bir iddia içeriyordu. Başkan Trump'ı destekleyen tweetler paylaşan @A17time adlı anonim bir hesabın paylaştığı videoda, COVID-19'un kökeninden başlayarak 2020 anketleri ve seçim sonuçlarına kadar uzanan bir dizi iddia öne sürülüyor. Video kalın harflerle yazılmış, "Bir seçim nasıl çalınır?" ifadelerinin yer aldığı bir başlıkla açılıyor ve seslendirmede "Bir virüsle başlayın, onu Amerika'ya getirin. Durmadan onun hakkında konuşun. Bazı valileri arayın. Hastaları bakım evlerine yerleştirin. Binlerce kişiyi öldürün. Suçu başkana atın. Suçlamaya devam edin. Biraz daha suçlayın." ifadeleri kullanılıyor. Arka planda da kalabalık hastaneler ve mezarlıklara ait görüntüler yer alıyor. Ekranda Tulsi Gabbard'ın fotoğrafları belirdiğinde seslendirmede "Küçük işletmeleri içeri tıkın. Ekonomiyi katledin. Postayla oy vermeyi dayatın. Bir seçim savaşı başlatın. şiddet çağrısında bulunup bir aday seçin. Hayır onu, Gabbard değil ifadeleri kullanılıyor. Sonrasında Joe Biden'ın fotoğraflarına geçiliyor ve seslendirmede evet bu daha çok onun gibi sözleri sarf edilirken arka planda Kanye West ve Jay-Z'nin No Crash in the Wild şarkısı çalıyor. Ardından seslendirmede basının Biden'ı koruduğu ve muhafazakarları haber yapmadığı yönündeki iddialarla devam ediliyor. Seslendirmede ekonomideki toparlanmayı görmezden gelin, dünya barışını küçümseyin, ortamı gazlayın deniyor. Bir dakikadan biraz uzun süren video 370.000'den fazla kez görüntülendi ve 20.000'in üzerinde retweet aldı. Sosyal paylaşım sitesi, Başkan Trump'ın seçimle ilgili doğrulanmamış iddialarını içeren tweetlerinin çoğuna yaptığı gibi bu videoyu da hemen tartışmalı uyarısıyla işaretledi. Video geniş çapta hile yapılması, seçim yazılımıyla dolandırıcılık, medyanın ve büyük teknoloji adamlarının suç ortaklığı gibi iddialarla büyük ölçüde Başkan Trump'ın şu ana kadar takip ettiği çizgiyi izliyor ve dünyanın en güçlü cumhuriyetini çalmak işte bu kadar kolay ifadeleriyle sona eriyor. Bununla birlikte söz konusu iddiaların çoğu ABD seçimlerinin herhangi bir yabancı müdahale olmaksızın adil bir şekilde gerçekleştirildiğini söylemeye devam eden yetkililer ve bağımsız teyit kuruluşları tarafından çürütülmüş durumda. Trump'ın benzer iddialarla açtığı davaların çoğu ya geri çekildi ya da mahkemeler tarafından reddedildi. Ayrıca seçim sonuçları resmen onaylandı. Koronavirüs dalgasıyla birlikte dünyanın sarsılması, ülkelerin kapanması, ekonomilerin büyük zarar görmesi, korkunun artması, geleceğin seçilememesi ve aşı pasaportlarının yavaş yavaş önümüze geliyor olması. ABD'ye baktığınız zaman görürsünüz. ABD mesela siyah sorununu zirve yaptırıp kronik hale getirip çözdü. Aynı sokağı, aynı otobüsü, aynı lokantayı, aynı sinemayı kullanamayan insanlar arasındaki gerilim tavan yaptı, kitlesel harekete dönüştü. O akıl geldi çözdü. Koronavirüs işi de bir yanıyla böyle gidiyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson çıktı, virüs mutasyona uğradı. Mutasyon geçirmiş koronavirüsü öncekine göre %70 daha bulaşıcı, dedi. Ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıkladı ve şunları söyledi. Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Kontrolü kaybettik. Almanya kapalı zaten. ABD ciddi yara aldı. Avustralya aynı şekilde. Virüs çarpıyor ve yoluna devam ediyor. Dikkat ederseniz korona olayları ABD ve Avrupa'da daha çok gündemde. Kayıplar da, korku da, panik de buralarda daha fazla. Elbette başka yerlerde de var ancak bu iki kıta önde. Mesela Çin'de milyarın üzerinde insan yaşıyor ve orada durum nasıl, Çin bunu nasıl çözdü, çözdüyse neden batıya bu yollanmıyor, neden paylaşılmıyor, ne engel var? Soru çok. Koronavirüs hikayesinin başrolünde hapishanede öldürülen Jeffrey Epstein'ın içinde bulunduğu ağ büyük rol oynamakta. Anthony Fauci, Dünya Sağlık Örgütü gibi pek çok aktör de işin içinde. Çok önemli ailelerde. Korkutmadan sistem değişmez. Motto bu. Mantık bu. Felsefe bu. Siyasi ve ekonomik sistemin yeni bir sayfa açması için de adımlar hazırlanmakta. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar henüz sınırlı sayıda ülkede de olsa kullanıma sokuldu. Ardından aşı olanlara özel haklar sağlamak mümkün mü tartışması başladı. İşin gideceği yerse hiç kuşkusuz bağışıklık sertifikası ya da aşı pasaportu olacaktı. Çin'de baş gösteren bu virüs dünyayı sarstı. Ama Çin'de ise durduruldu, yönetildi, kontrol altına alındı. Medyaya bakarsak, verilen dataları incelersek böyle. Ancak rasyonel değil. Her yer serilirken Çin neden ve nasıl ayakta? Bu sorunun cevabı dünyanın kendi haline bırakılmadığının göstergesidir. Virüs Wuhan'da çıkınca, yere serilen insanların fotoğrafları servis edilince herkes dehşete düştü. Oysa Batı, Çin üzerinden yeni bir kurguyu hayata geçirmekteydi. Görülen o ki bundan kaçış da yoktu. Dehşet veren fotoğraflar yayılırken, virüs dünyayı tehdit ederken Çin bu belayı kontrol altına aldı. İlk adım Çin'de cep telefonu satın alanların yüz tanıma özelliğini yüklemelerinin zorunlu hale getirilmesiydi. Sokaklar kameralarla donatılıyordu. 170 milyon kamera devredeydi. Herkesin yüzü tanınıyordu. Anonim kimliklerle internet kullanmanın da önüne geçiliyordu. Virüsle mücadele ederken insanların yüzleri taranıyor, renk durumlarına göre müdahale ediliyor ve virüsle başa çıkılıyordu. Bize söylenen, anlatılan buydu. Bu sistem kimindi peki? Arkadaki akıl kimindi? Öne çıkan şirket Karbon'di. Şirketin ortakları oldukça ilginçti. Başta elbette Jeffrey Epstein vardı. Peter Thiel, Ehud Barak, Viktor Wessberg, Eric Prince, Vital Leshem, Amir Elishayi, Alex Dizengoff, Michael Shertov, Trae Stephens, Elliot Tevel, Andrew Intrator, Pinchas Perkus ve İsrail Devleti ile Çin Devleti. Çin kameraları üretiyor, ülkedeki akıl da yapay zeka ve bulut sistemiyle herkesi kontrol ediyor. Konu hastalıksa kimin hasta olduğuna karar veriyor. Ancak kimsenin sistemin dışına çıkmasına izin de yok.